Web uygulamaları içerisinde ihtiyaç duyulan bir diğer özellik de çeşitli türlerde rapor almaktır. Bu dersimizde en çok kullanılan yazılımlardan biri olan Excel için grid view içindeki değerleri çıktı alacağız. Bunun için yeni bir sayfa oluşturalım ve içine Access Data Source ekleyelim. Personel veri tabanını ve notlar tablosunu seçelim. Onaylayalım. Excel çıktısı için bir düğme ekleyelim. Çıktı al ismini verelim. Düğme üzerine çift tıklayalım. Şu kodları ekleyelim. Bu kodlar ile Excel içerisine grid içindeki veriler tablo haline aktarılır. Kodları kalıp olarak anlamaya çalışınız. İstek temizlendikten sonra Excel dosyasına bir isim veriliyor. Buradaki ismi kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Türkçe karakter sorunu yaşamamak için içerik dil kodlaması ayarlanıyor. Dil kodlaması Windows 1254 olarak ayarlanıyor. İsteğin Excel formatına çevrilmesi sağlanıyor. Sistem giriş verisi için V1 değişkeni, HTML yazabilmesi için V2 tanımlanıyor. Grid view içinde render kontrolü yapıldıktan sonra istek yazdırılıyor ve end ile sonlandırılıyor. Burada çalıştırdığımızda render hatası alabiliriz. Bunu önlemek için render doğrulama sınıfını çağıralım. Public overrides ile başlayan satırı boş bir şekilde ekleyelim. Uygulamaya çalıştıralım. Çıktı alacak düğmemize tıklayalım, Excel dosyasını açalım ve sonucu görelim. Uygulamamıza bir de filtre ekleyelim. Örnek olarak bir metin kutusuna girilen değerlere göre ortalamayı filtreleyelim. Ardından bu filtre sonucunu Excel dosyasına aktaralım. Bunun için bir text box ekleyelim. Access Data Source seçeneklerini tekrar açalım. Ver düğmesine tıklayalım. Clone ortalama eşittir Source Control Control ID Textbox 1 ve Default Value 0 olarak ekleyelim. Uygulamaya çalıştıralım. Default Value değerimiz 0 ve bu değere ait ortalama olmadığı için grid view görünmedi. Textbox içine örneğin 50 değerini girelim ve Enter tuşuna basalım. Ortalaması 50 olan değerler grid view içerisinde olacaktır. Çıktı al düğmesine tıklayalım. Excel dosyasını açalım ve uyguladığımız filtreye göre değerlerin Excel'e aktarıldığını görmekteyiz. Sorguda kullandığımız eşittir yerine büyük eşittir gibi bir değer kullanırsak yazdığımız değer ve büyük olan değerler listelenecektir.